Hepinize selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Hayatınızdan biraz çalmak için yine karşınızdayım. Bugün deha hakkında konuşacağım. Evet, kendisi yeni yeni ününe ün kattı. Birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Peros da şu an. Kendisini biraz araştırdım. Atat 44 sunucusunun kurucularındanmış. Meskeni oraymış. Orada bayağı yetkiliydi gördüm. YouTube'da videoları falan da var. Atat 44 deha yazarak bulabilirsiniz. Atat ve 44'e katılacağım. Merhaba. Ya yaşın Merhaba. Ben Atat ve 44'e hmm. kayıt olmak istiyordum da. Eee <laughs> tamam Allah kitabı şeyden sor. Neden? Öyle alıyoruz kanka ya. Ben yapamam. Olmaz. Neden? Allah kitap, şehit, asker, Muhammed. Bunlar benim için çok önemli. O Al zaman alamam dostum seni bana. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçe dili önemsemiyor musunuz? Siz o şehitleri, sizin için can verenleri, askerleri, kitapları, Hadi. namusunuzu hiç önemsemiyor musunuz ha? Burası Atatürk 44 lan dinleyin lan şimdi beni eğer buradaysanız zaaflarınızı yeneceksiniz lan Aynada yansımanız olmayacak lan sesiniz olmayacak lan kayıtlarla konuşacaksınız lan Nefesiniz olmayacak ruhunuz olmayacak huyunuz uyunuz hiçbir şeyiniz olmayacak lan Uykunuz olmayacak lan kalbiniz olmayacak lan anınız babanız dedeniz nineniz hiçbir şeyiniz olmayacak lan Aileniz olmayacak lan atanız olmayacak lan vatansız milletsiz insanlar olacaksınız lan Irkınız olmayacak lan bayrağınız olmayacak lan Atat 44 discordun göt deliği gibi bir şey bilenler bilir zaten Her her türlü değere ve kutsala sövüp sayıyor bunlar. Allah'ını <laughs> şehitlerini ha falan deyip geçinen tipler. Bizim sınırımız yok kafasında takılan, marjinal gözükmek için kıçını yırtan, sınırsızlığı ve hiçbir değere saygı duymamayı havalı gören aptal sürüsüne ev sahipliği yapan bir sunucu. Bunlar kendi kendilerine bir dünya oluşturmuşlar. Yapılamayanı yapmanın, neredeyse her insanın yanlış bulacağı ve tüy kaka diyeceği şeyleri yapmanın verdiği değişik bir ışık ve özgüven var bunlarda. Her türlü toksikliği yapıyorlar. Gerçek hayatta yaşadıklarının öfkesini bu şekilde kusuyor birçoğu. Ben bir ara o ortamlarda takılan bazı insanlarla konuşmuştum. Gerçekten çoğu psikolojik olarak sorunlu tedavi görmeleri lazım yani. Altında ilgisizlik var, farklı gözükme çabası var. İşte hiçbir şekilde kimseye yaranamadığında, bir yalnızlığa itildiğinde kendini böyle dışa vurabiliyor falan. Yani gerçekten sıkıntılı tipler ve ben üzülüyorum bunlara yani. Üzünülecek haldeler. Deha denilen ocu benim buradan çıkması şaşırtmadı. Bu deha da o tiplerden. Bu çocuk aynı zamanda dolandırıcı arkadaşlar. Bunu bizzat paraları katla şarkısında utanmadan söylüyor. <laughs> deha ile CC paraları katla. Evet. Bu CC dediği olay kredi kartı dolandırıcılığı. Bildiğin kredi kartı çalıyor. Başkalarının kredi kartından para araklıyor. Hiçbir değere saygısı olmayan bir insanın bunu yapmasından doğal bir şey olamaz. Bu çocuk nasıl hapse girmedi diye düşünmüştüm ben. Anlamamıştım. Açık açık deha ile CC paraları katla diyor çünkü ve belli ki dolandırıcılığı bir süredir yapıyor. Dolandırdığı kişiler şikayet etmemiş mi veya şarkı sözünden ötürü içeri alınmamış mı diye düşünmüştüm. Sanırım gözaltına alınmış ama içeride durdu mu kaç ay yattı yattı mı bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Sonra yurt dışına gitmiş zaten. Ama kendi dediğine göre hiçbir davası yokmuş. Yani ülkeye rahatça girip çıkabilirmiş. Bir sıkıntı yokmuş. Yurt dışında olmasının sebebi davaların olması değilmiş. Öyle diyor kendisi. Deha, dava olayından dolayı mı Amerika'dasın. Hayır, hiçbir davam yok. Edevitimde açıp gösterebilirim. Yani bazı şeylerden geçtik. Bitti. Bu kadar. Yani Türkiye'ye girip çıkabiliyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Durum çok acınası yani arkadaşlar. Bu gibi yavşakların elini kesmeyen hukuk sistemine lanet olsun. Bunun yaptığı da hırsızlık ve hırsızın elini keseceksin. Bak gör nasıl azalıyor hırsızlık. İnsanların hiçbir şeyi güvende değil. Hırsızlık artık çok sıradan bir şey. Devletin görevi vatandaşı güvende hissettirmek. Bunun karşılığında vergi alıyor. Devletle bir sözleşme yapıyoruz. Bu güveni sağlamanın en iyi yolu hırsızın elini kesmek. Şahsen hırsızın bir şey çalıp yakalandığında elinin gideceğini bilsem çok daha güvende hissederim. Siz de öyle hissetmez miydiniz mesela? Kapıları kaç kere kilitleyeceğimizi şaşırıyoruz. Cebimizden cüzdan telefon telefon çalınmasın diye şekilden şekle giriyoruz. İnternetten alışveriş yaparken 50 kere düşünüyoruz ya. Bir tahayyül edin halimizi. Hırsızın elini kestiğinde hırsızlık olayı bayağı azalır. Caydırıcı bir ceza çünkü. Bununla alakalı ayet var zaten. Hırsızın elini kesin diyor ayet. On numaraya makul çözüm. Dini hukuktan ayırmayacaksın. Şey falan diyorlar genelde işte hırsızın önünü kesersek sokakta çoğu kişinin bir eli olmaz falan. Lan zaten böyle bir ceza getirin de çoğu kişi hırsızlık yapmayacak ki. Biraz mantık. Cesaret eden kaç kişi çıkar sizce? Elbette fakirlikten ötürü ekmek çalmış bir insanın elini kesin demek değil bu. Ya da bir sakız çalmış elini mi keselim demek değil bu. Aklınıza hemen bu gelebilir. Yorumlarda falan yazarsınız çok kısa açıklayayım sıkmadan size. Bir kere zaten normalde hiçbir insanın fakirlikten ötürü ekmek çalmayacağı bir durumda olması gerekiyor. Yani insani bir şey bu tamam mı? Ekmek çalacak durum olmaması gerekiyor kimsenin. Bundan ötürü de dinde zaten zekat farz. Bundan ötürü fakire yardımın önemi çok büyük. İslami bir düzende kimse o kadar fakir kalmaz. Mesela Ali Koç'un servetinin kırkta birini birkaç fakir aileye dağıttığını düşünsenize. Fakir mi kalırlar? Koç gibi kaç tane aile var bir düşünsenize. O kadar düşkün biri varsa paylaşım yapmak şart olur zaten. Çalmasına gerek kalmıyor. Bu deha gibi yavşaklar rahat rahat çalıp bununla hava atıyorlar. Bundan utanmayıp bunu şarkısında geçiriyor ya adam. Yani bunun elini keseceksin. Kanıtın varsa, kanıtlıysa, itiraf ettiyse ya da işte kameradan carçuk bir şekilde belli Ise, kanıtım ise varsa keseceksin elini bu kadar basit. Bunu şimdi içeri alsalar ne olacak ki? Kaç ay duracak sanki? Devlet bildiğin hırsızlığa teşvik ediyor insanları. Neyse şimdi gördüğüm videoya bakın. Orospu çocuğu seni. Sikerim annene. Amına kodumun fakir abi. <laughs> ya Oros bu çocuğu iPhone X'im var, Beats'im var, G953'üm var. G9 iPhone'a bak amına kodum. iPhone 5 kullanıyorsun. Fukara Auros bu çocuğu. Bak G900'üm var. Aramızdaki farka bak. Amına kodumun piçi. X'im var, B'tim var. AirPods'um var da elim ayağım titriyor. Bak bak AirPods'um var. Görüyorsunuz değil mi? Çok ağır konuşmamak için kendimi zor tuttuğum dakikalardayız. Görgüsüz. Çaldığı paralarla aldıklarıyla hava atıyor. Bu ve bunun gibiler çok zaten. Flex abi ya. Adamın hiçbir ahlaki değeri yok ki. Her neyse şarkıları falan da bok gibi gerçekten. Tüm bunlara rağmen bunları umursamayıp bana ne ben dinleyip geçiyorum sadece diyenlerden ötürü bu adamlar gündemde kalacak daima. Bu gider başkası gelir. Araba süsünden farkınız olsun lan. O kafanız anca sallanmaya yarıyor. Az da düşünmeye yarısın. Kafayı araba süsü de sallıyor. Her şey trap, metalimsi bir beatin üstüne iki vokal çopla salak salak okuyuş mu? Bu koyunlar kafalarında nesneleştiriyor müzisyenleri. Dinlerken hiç umursamıyorlar. Bu adam ne yapmış, ne etmiş, ne görüşe sahip, sözlerinde ne geçirmiş. Dinle geç bize ne? Ya bu yavşak bildiğin müziğinde de geçiriyor bu olayları. Nasıl bir insan bunu önemsemeden dinler de içine siner ya? Kaçıncı seviyeye gevşeklik? Bu. Tamam abi yaptıkları yanlış ama müziği iyi. Müziğini dinliyorum, yaptıklarını tasvip etmiyorum diyenlerin de tamamına koyayım. Sadece yaptıklarını tasvip edenlerin, ona rağmen destekleyenlerin değil. Yaptıklarını yanlış deyip yine de dinleyenlerin de tamamına koyayım ya. Bayağı doluyum kusura bakmayın. Bu ve 13 Kiloki gibi tiplerin olayı belli. O da bu 13 Kiloki'yi bilmiyorsanız o da işte Peros Blancos'taymış. Ben de tanımıyordum kendisini. DA'yı araştırırken gördüm. Cibimde paralar bolca, Alimsi hype alt yapılara anırıyorlar ya da bebeksi bir şekilde okuyorlar. Olay bu. Playboy Carti'nin Holla Red albümünü biliyorsanız o tarzda yapıyorlar işte. Genel olarak yani. Böyle deneysellik tribine giriyorlar tamam mı? Bunlar kitlesi falan da böyle. Aa Türkiye'de böyle şeyler görmek çok güzel abi. Çok farklı. Ya, deneysel ye. Deneysellik tribinize sıçayım lan. Baş ağrıtıyor baş. Tamam evet Türkçe rapte böyle şeyler yaygın değil de yaygın olmaması eşittir iyi anlamına gelmiyor. Bunu beğenene saygı aygı duymuyorum ben. Bakın bakın yeni çıkaracağı şarkısına bakın mesela. fazla antipatik ya. Sözleri koy cebe okuyuş falan da çok itici. Bir de yani bıdı bıdı hep aynı konular bu kadar korne olunmaz ya. Bas bayat tipler neredeyse her şarkısında konu içeriği aynı. İnsan dinlerken sıkılır. Yeterince nefret kustum. Son olarak bu gibi yavşaklar tarafından mağdur edilmek istemiyorsanız birkaç tane tüyo vereyim. Gerçekten önemli çünkü kredi kartınızdan hiç haberiniz yokken binlerce liralık işlem yapılabilir. Hatta bazen başka para birimleri bazında işlem yapılabilir. Dolar, euro gibi. Eğer kendi kredi kartınız yoksa ailenizinkinde uygulayın bunları. Bu söylediklerim bazı yerlerde geçiyor. Çok çok geçiyor hatta. Ama bazılarını duymamış ya da önemsememiş olabilirsiniz. Dikkatinizi çekmemiştir. Aklınızda bulunsun. Önemli. Kartınızı internet, mail order ve yurt dışına kapattırın arkadaşlar. Bu önemli. İnternet için sanal kart kullanın. Limitini alışveriş esnasında ayarlayın ve işiniz bitince sıfırlayın. Çok önemli bu. Bazı işletmeler mail order ile işlem yapmak istiyor. Bunu kesin bir şekilde reddedin. İnternet ya da post makinesi dışında işlem yapmayacağınızı belirtin. Çünkü mail orderda kartın tüm bilgileri veriliyor ve bu kağıtlar, bu bilgiler elden ele dolaşabiliyor. Bu riski almaya gerek yok. Bazı internet Siteleri, cep telefonuna gelen SMS'i kullanmıyor. Yani bu tarz bir güvenlik önlemi yok. Bazıları kullanıyor. Arayıp türlü bahanelerle bu şifreyi sorabilirler. O şifreyi de vermeyin. <laughs> Kamu spotu gibi gidiyoruz da. <laughs> bu, bu kısımlarla dalga geçmeyin yorumlarda. Ha. Vallahi bak önemli. Belki dikkatinizi çekmiyordur. Çok yaygın arkadaşlar ya. İnternet bankacılığına giriş yaparken gelen şifreyi de kimseyle paylaşmayın. <laughs> İçişleri Bakanlığından SMS gelir ya öyle bir şey oldu. Günlük işlem limitleri koyun tamam mı? E-mail ile de bilgilendirme talep edin. Bütün bankalar bunu sağlıyor galiba. Şey gibi işte günlük havale EFT limitin 1000 lira olsun ve herhangi bir para çıkışında e-mail gönderin gibi. ATM'den belli bir tutarın üzerinde çekim yaparken cep telefonunuza şifre gelmesini kesinlikle talep edin. Bütün bu önlemlere rağmen bir anlık dalgınlığınızla kartınızdan hesabınızdan başkasının işlem yaptığını fark ederseniz bankayı arayıp kartınızı bloke ettirin. İtiraz edin. Bir form dolduracaksınız galiba. Geriye dönük 6 aylık harcamalarda itiraz itiraz yapılabiliyor. O süre içinde muhtemelen paranız iade edilir. Diyorum ya bizi bu durumlara sokan, bu kadar önleme aldıran sistemin ta içine sıçayım ben. Bu hırsızlara bu rahatlığı veren bu sistem işte. Bu hukuk sistemi. Neyse videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Deha ve türevlerini dinleyenlerden uzak günler dilerim cümleten.